Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 2021 tayfa için ders çalışma programından bahsedeceğim. Yani 27. haftadan bahsedeceğim. Ama ne zaman başlayanlar için 29 Temmuz değil. Geçenki videoda öyle yanlışla söylemişim. 29 Haziran'da programa başlayan arkadaşlar için. Tamam mı? Daha sonrasında da şey yapanlar oldu tabii ki. Ee, daha sonra izleyecek olan arkadaşlar da yine bu program dahil de gitti. Ee, onlar için de sesleniyoruz tabii ki. Evet, 27. haftada ne yapacağız arkadaşlar? 27. haftada bakıyoruz ne var? Acil yayınlarının nesini çözeceksiniz arkadaşlar? Geometri kitabını çözeceksiniz. Evet. Arkadaşlar analitiği bitirdik. Şükürler olsun. Bayağı bir e, testlerle bayağı bir ayrıntıyla bitirdik hatta. Ama o şekilde ayrıntılı olması sizin çok iyi bence. Çünkü niye? ÖSYM'ye baktığımız zaman arkadaşlar İki konudan gayet de seçici sorular soruyor. Analitik geometriden yani bir analitik geometri, bir dönüşüm geometrisi e, ikisinden de seçici sorular da sorabiliyor. Hatta bir konuda katı cisimlerden de yine aynı şekilde arkadaşlar. Genelde seçici soruları bu üç, bu, bu üç konu oluyor. Bu iki konuyu biz hallettik. Analitik içerisinde hallettik. Bir, analitik geometri ile ilgili her tarz soruya değindik. İki, dönüşüm geometrisi ile ilgili de yine her tarz soruya değindik. Ve sizler de her tarz soruyu çözdünüz. Bir geometrinin ilacında çözdünüz, bir fasikülde çözdünüz, bir orta seviyede kaynakta çözdünüz. Şimdi sıra nerede arkadaşlar? Şimdi sıra e, bizim Acil Yayınlarının e, analitik kısmındaki sorularında arkadaşlar. Bunu da so bunu da çözdükten sonra hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayacaksınız ve büyük ihtimalle ne sayılarınız da daha da artacak arkadaşlar. Ki bu zamana kadar programa uyup da ee, buraya kadar gelen arkadaşlar netleri belki 6 7 8 civarındaydı. Bu analitik geometriden sonra ve dönüşüm geometrisinden sonra arkadaşlar büyük ihtimalle netleriniz 7 8 9 civarı. Yani ortalama 8 olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Ee, diğer iki soruda ya bir soru kaçırırsınız bir ya da eee şey katı cisimlerdeki sorulardan yapamadığınız sorular olur arkadaşlar. Ondan dolayıdır. Ama merak etmeyin katı çizimleri de işleyince inşallah full ve fulle yakın yapacaksınız arkadaşlar. Doğru yoldasınız. Aynen devam. Zaten düzenli çalışmanın da etkisini de görüyorsunuzdur arkadaşlar. Farkındasınızdır. Ve çoğu kişiden çok fazla yorum okumuyorum ama bazen denk geliyor. Hocam sayenizde ders çalışmayı öğrendik diyenler oldu. Yani benim burada amacım geometride nasıl çalışılır onu göstermekti. Ama galiba bazı arkadaşlar bu çalışma planını diğer derslere de uyguladı. Yani ne bileyim bir matematiğe uyguladı, fiziğe, kimyaya, Türkçe'ye uyguladı. Ki o şekilde yapanlar gayet e, çok faydasını gördü galiba. Bununla ilgili çok mesaj alıyorum. Hocam sayenizde Allah razı olsun diyorlar. Allah sizden de razı olsun arkadaşlar. Biz de sizin sayenizde kendimizi geliştiriyoruz. Kim derdi ki rehberlik yap da çocuklara böyle konuş. Tamam biz derslerdeyken konuşurduk ama kamera karşısına geçip de böyle rehberlik falan yapmak ilginç. Ee, kamera karşı duyuyorum ama şu an ciddi anlamda bu konuşmaları yaparken sadece bir noktaya bakmıyorum. Yani binlerce öğrencinin gözünün içine bakarmış gibi konuşuyorum aslında. Bazen de o yüzden gevezeliğim de artıyor arkadaşlar. Neyse. Evet 27. hafta ne yapacaksınız? Analitik geometri ile ilgili soruları çözeceksiniz. Taze çözdüğüm için çok iyi biliyorum arkadaşlar. Ee, analitik geometri ile ilgili bizim kitapta acil geometri kitabında ne var? Ee, toplamda 9-11 tane şey... Neydi o dönüşüm geometrisinde sayacak olursak 11 tane e, ön çalışma soruları testleri var arkadaşlar e, 7 tane de test var test 1 test 2 test 3 e, test 4 5 o biliyorsunuz şıklı olanlarda ön çalışmalı soruları da şeylerdi arkadaşlar şu ana kadar ben test 1 ve test 2'ye kadar çektim kaç tane 5 tane testim kaldı şimdi bu videodan sonra diğer testleri de çekmeye çalışacağım artık bunun içerisinde kaç tane çekersem onu da bilmiyorum. Ee, ama bugün değil de yarın ya da yarından sonra zaten tamamlanmış olur. Toplamda 18 tane test var arkadaşlar. Ee, ben zaten bu testleri pazar gününden itibaren siz sıkıntı yaşamayın diye yayınladım. Büyük ihtimalle siz de e, pazar itibaren o testteki soruları çözmeye başlamışsınızdır. Yani bugün videoyu geç çektim biraz ama kusura bakmayın. Bazı işlerim vardı, ailesel e, bazı şeylerim vardı ondan dolayı. E, sizler bugün itibariyle de çözmeye başlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Ee, günde ya da hadi bugün çözmeseniz bile yine önemli değil arkadaşlar. Yarın başlasanız bile bu hafta içerisinde 18 test. Her gün 3 test çözseniz ne yapıyor arkadaşlar? Her gün 3 test çözerseniz şu şekilde oluyor. Her gün 3 test çözdüğünüz zaman e, 6 günde zaten bitirmiş oluyorsunuz. Tamam mı? o şekilde halledebilirsiniz. Ama size bir tavsiyede bulunayım mı arkadaşlar? Şimdi çözdüğüm için biliyorum ve testlerde böyle hocam 7 tane test az değil mi? Değil. 7 tane test 15'er, 16'er soruluk. Hatta bazen de 20, 20 soru falan var galiba. Tam emin değilim ama bakmadım ama. E, test 1, test 2'yi çözdüm. 15, 16, 17'lik soru, sorulu, sorulu testlerdi arkadaşlar. Siz ön çalışma sorularından ki soruları e, günde 3'er test olacak şekilde çözerseniz o test kısmına geldiğiniz zaman belki sizi yorabilir anlamında konuşuyorum e, gün içerisinde diğer derslerde çalışacaksınız ya e, testleri de günde iki test çözecek şekilde hallederseniz olabilir sanki gibi geliyor onun şeyini plan planlı programını siz yapın isterseniz yani e, şeydeki dönüşüm geometrisindeki testler arkadaşlar e, günde 3 test değil de 4 test falan çok da rahat bir şekilde gider hatta 5 teste kadar da çözebilirsiniz arkadaşlar. Ya da hiç kasmayın. Günde 3 test olacak şekilde. Hani beyninizde böyle yavaş yavaş ısına ısına gidecek ya. Sonrasında da hızlanırsınız da arkadaşlar. Ya günde 3 test çözseniz de 6 günde bitirirsiniz zaten. Sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Evet bu hafta böyle arkadaşlar. Ee, çok ilginçtir ki biraz önce videoya çekmeden önce e, şey acaba söylesem mi söylemesem mi diye bir şey bahset bir şeyden bahsedecektim size. Sizden izin isteyecektim. Ya arkadaşlar bir hafta programı aksatalım diyecektim ya. Vallahi Niye? Çünkü e, katı cisimlerin fasikülünde yazıyoruz ya arkadaşlar. Onunla ilgili bir hafta boyunca kapanmam lazım. Katı cisim fasikülü yazıldı. Bütün sorular yazıldı. Dizgisi falan yapıldı arkadaşlar. Sadece o düzeltmeler tasfiyeyi yapılacak. E, ben sizde olmuyor maalesef. Diğer arkadaşlar olmuyor. Yani her şey bende toplandığı için e, o düzeltmelere benim girmem lazım. Şey yapmam lazım falan filan. Ama sonra bir baktım ki bir baktım ki yanlışlıkla bak 28 bak görüyor musunuz 28 29 30 e, 1 2 bu hafta ikisinde bitiyor. Yanlışlıkla ben yine acil geometri diğer haftaya da yine acil geometri çözün diye yazmışım buraya yanlışlıkla. Valla şans. Büyük bir şans. Valla e, benim için güzel oldu. Yani en azından verdiğim sözde e, tutmamazlık yine yapmıyorum arkadaşlar. E, bunu görünce çok sevindim. Siz burada ne yapacaksınız? Acil geometriyi bir hafta bitireceksiniz. iki hafta yaymayın. Lütfen yaymayın. Şuranın hep böyle çalışıyor olması lazım arkadaşlar. Geometriyle ilgili oranın çalışıyor olması lazım. Özellikle analitikte günde yani iki haftaya yayarsanız böyle uyuşukluk olur. Hayır uyuşukluk olmadan rahat bir şekilde bir hafta içerisinde oradaki testleri halletmenizi istiyorum arkadaşlar. Hocam burada ne yapacağız peki? Burayı da boş geçirmeyeceksiniz. Geometri anlamında bu haftayı da boş geçirmeyeceksiniz arkadaşlar. Ben bu hafta e, Kadir isimlerin bütün kitabıyla uğraşırken hatta bu hafta arkadaşlar ayın 4'ü 5'e veya 6'sı en geç 6'sında büyük ihtimalle baskıya verilecektir arkadaşlar. Çünkü bu hafta <laughs> e, şu an 28'indeyiz. Büyük ihtimalle tüm düzeltmeleri bu hafta Cuma'ya kadar ben girdirtiririm dizgiciye. E, ondan sonraki hafta da arkadaşlar büyük ihtimalle Pazartesi salı ya da en geç çarşamba günü baskıya gider. Baskıya giden şey, çarşamba günü giden şey de bütün işler kitap evlerine bir sonraki şeyde hafta sonuna ya da işte pazartesi gününe büyük ihtimalle elinize gelir kitaplar arkadaşlar. Ee, siz bu hafta boş durmayacaksınız. Bu hafta neler yapacaksınız hemen ondan bahsedeyim. Kendinizi eksik hissettiğiniz ya da kendinizi böyle çok güvenmediğiniz konulara gidip böyle bir tekrar yapın arkadaşlar. Ya atıyorum ya hocam ben çokgenleri ee, öylesine geçtim. Ya ya da çok yakın bir konuda olabilir. Ya analitikte ben şu eşitsizlik sistemini anlamadım hocam. E gel eşitsizlik sistemini bir daha dinle. Çalış. E, başka bir kaynaktan bir soru çöz. Ya da hocam ben işte e, ne derler çok yanar konusunu anlamadım. Tekrar benim videoyu izlemek zorunda değilsin. E, tekrar yapmak için sadece o çalıştığın o pdf var ya not aldığın pdf var ya o pdf'i okuyarak Okuyarak da kendin de çalışabilirsin. Oradan çalıştıktan sonra yalnız soru çözerek de oturtman lazım. Başka bir kaynaktan e, internetten bile indirebilirsiniz arkadaşlar. Yazınca zaten geliyor. Başka bir kaynaktan da şöyle bir soruları da çözünce olay bitti. Hatta şöyle bir e, ÖSYM sorularını bile taratabilirsiniz arkadaşlar. Arayabilirsiniz. ÖSYM sorularını bile şey yapabilirsiniz. E, onunla ilgili soruları bulup kendiniz o soruları da çözebilirsiniz. Tamam. Ya da hocam benim hiçbir eksiğim yok diyen arkadaşlar şunu yapsın o zaman. Ee, ÖSYM sorularını tarasın. Bu zamana kadar gördüğünüz konularla ilgili analitik işte şey bütün ÖSYM sorularını çıkarsın. Çıktısını alsın. Onları bir çözsün bakalım. Denesin. Çünkü ÖSYM soruları da önemli arkadaşlar. Ee, bu haftayı bu şekilde geçirin. Tamam mı? Ee, biz ne yapacağız? Arkadaşlar katı cisim yazdık. Bitti. Katı cisimler ayın işte 5'inde ee, 6'sında falan filan arkadaşlar büyük ihtimalle baskıya gidecek. Ve size ee, tam katı cisimlerin başladığı hafta ayın 12'sinde başlat, başlatıyoruz arkadaşlar. Ayın 13'ünde başlatacağız hatta. Çarşamba günüydü. Sadece bu anatikte biraz sarktı. Pazartesi'ye pazartesi, ye, pazartesi ye aldık arkadaşlar. Ayın 13'ünde falan biz katı cisimlere başlayacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu arada katı cisimlere başlayacağız da katı cisimler şöyle e, ben 6 hafta vermişim. Büyük ihtimalle 4 haftada halledebilirim arkadaşlar. Yani programın bitişi Şubatın sonu gözüküyordu. Belki Subat'ın ortasına da çekilebilir. Ya da çemberin analitiğine 2 hafta vermişim. Çemberin analitiğine 3 hafta yapabilirim arkadaşlar. Yani en azından 2 hafta ya da 1 hafta kısalacak arkadaşlar programımız. O konuda da bilginiz olsun. Ee, başka ne diyebilirim? Katı çizimden biraz bahsetmek istiyorum. Tarzımı biliyorsunuz arkadaşlar. Katı cisimdeki konu anlatımını ben yazdım. Geçen seneki pdf'teki katı çizimi 10 üzerinden e, puan verecek olursam ya geçen sene mesela verseydim 10 üzerinden 7-8 verirdim eskisine. Ama şunu yazdıktan sonra Şimdi geçen seneki fasikül 10 üzerinden 3, gerçekten 3. Şimdi bu sene öyle bir konu anlatımı hazırladık ki arkadaşlar her şeyi verdik, her şeye değindik. Eee ve İnanılmaz güzel sorularla karşınıza geleceğim. Hiç görmediğiniz sorularla karşınıza geleceğim. Hiç görmediğiniz soru demek çok zor soru demek anlamına gelmiyor arkadaşlar onu söyleyeyim. ÖSYM'e bakın dikkat edin. Seçici sorularını analitikten, dönüşüm geometrisinden ve katı cisimlerden soruyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. O yüzden katı cisimler de çok önemli. Hatta sözel soru kavramı falan çok önemli ve kitapta da o sorulardan falan çok bahsettik. İlk defa göreceğiniz yeni nesil kavramı dediğimiz şey var ya. Harbi harbi yeni nesil. Ha, eski nesil sorularımızda tabii ki var arkadaşlar. Fasikül zaten çok diye çok güzel bir şekilde oturdu. Kadı ee, katı cisimlerde analitik gibi ayrıntılı bir şekilde yazıldı arkadaşlar. Ayrıntılı yazılmasının sebebi de dediğimiz gibi arkadaşlar ÖSYM'nin seçici sormasından dolayıydı. Katı cisimlerde yine aynı şekilde ayrıntılı bir şekilde yazıldı arkadaşlar. Ee, çok güzel bir konu anlatımı. Bir de beni biliyorsunuz değişik bir tarzım var. Yani direkt kitaptaki gibi yani aynı kitaplardaki anlatılan konu anlatımı gibi değil arkadaşlar. Ee, mesela ne yapıyordum? Hep önceki konularla ilgili e, hep başlangıcı öyle yapmıyor muyduk arkadaşlar? Dörtgenler dedik. Önceki konular üçgenle ilgili çözülebilen kısımlarından bahsetmedik mi? Katı cisimlerde bile öyle yapacağım arkadaşlar. Yani prizmalardan başlamayacağım mesela. Siz biliyorsunuz zaten prizma ne demek? Dikdörtgenler prizması, kare dik prizma ne demek onu biliyorsunuz. Ortaokuldan biliyorsunuz. Ben dik üçgenle ilgili çözülebilen sorularından yine bahsedeceğim arkadaşlar orada. Bir temel dikliği vereceğim yani tanımını vereceğim orada arkadaşlar. Yine değişik bir sistemde konu anlatımıyla karşınıza geleceğiz ve acayip güzel sorular var. Her tarz soru var. En kolay sorusundan en zor sorusuna kadar var. Zor soruda sormak zorundaydık arkadaşlar kusura bakmayın. Zor sorular öyle çok fazla yok onu da söyleyeyim de. Ee, en kolayı ortası ortanın bir tık daha üstü ve zor sorularla da karşılaşacaksınız süper bir kaynakla da karşınıza geliyoruz. Yani e, bunu çok böyle dikkatlice hazırlamamızın sebeplerinden biri de şu zaten. E, en fazla istenilen fasiküllerden bir tanesiydi arkadaşlar kadıcısıyım. Ki gerçekten biz de inceleyip sıkı sık sık dokuduk arkadaşlar. Yani işte geçen sene çıkartacaktık mesela aralığı baya bir genişlettik. Şu soruyu ekleyelim şöyle bir düşünce koyalım şunu yapalım falan filan. Hep arkadaşlar üzerinde konuştuk tartıştık ve çok güzel bir ürün çıktı. Zaten çıktığı zaman da göreceksiniz eşi benzeri yok ciddi anlamda yok ha. Yani e, öyle klasik işte dikdörtgenler prizması bu. İşte şöyle bir özet hadi bu buyurun sorulara bakalım şeklinde değil. Soruları gördüğünüz zaman... Fark edeceksiniz zaten arkadaşlar. Neyse çok fazla gevezelik etmeyeyim. E, arkadaşlar bu hafta 27. haftadayız değil mi? 27. hafta hatta 28. haftada şurası ya arkadaşlar. Ben önümüzdeki hafta size video çekmeyeyim. 27 ve 28. haftanın konu ee, nasıl ders çalışmanız gerektiğinden bahsettim. Bir de katı cisimlerden bahsettim. Şöyle kısa bir özet geçeyim. Ne yapacaksınız? Bu hafta her gün 3 tane test çözerek ne yapacaksınız? 18 testi bitireceksiniz arkadaşlar. Önümüzdeki haftada ya geçmişteki konularda eksiğiniz varsa onları tamamlayacaksınız. Ya da e, hiçbir şekilde eksiğim yok diyorsanız ÖSYM sorularını mutlaka mutlaka taramanızı istiyorum arkadaşlar. E, ondan sonraki haftada arkadaşlar büyük ihtimalle ayın 6'sında falan baskıya gitmiş olur. Ayın 11'inde de bütün kırtasiyelere yani işler evlerine dağılır arkadaşlar. Ayın 11'inde de gidip fasikülü alıp ondan sonra da çarşamba gününde katıcısına başlarız diye tahmin ediyorum arkadaşlar. İnşallah bir aksilik olmazsa. Evet gençler o zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.